bu seferberliğin içinde hep zor durumda ön planda gördüğümüz çocuklarımıza dönem dönem sürekli yardım elini uzatan bir değerli sanatçı var. Şu anda stüdyoda konuğumuz Haluk Levent. Haluk Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Az önce konuşuyorduk sizinle. Önce Ela'nın durumunu soralım. Şöyle genel anlamda çok ciddi bir dayanışma olduğunu görüyoruz. Pek çok kişi gelip başvurdu. Kan bağışında bulunuyor. İlk eşleşme olabilsin diye zaten buna geliyor. Hı-hı. Ama son durum nedir? Sizler dinleyelim. Vallahi son durum Ela'nın çevresiyle, ailesiyle tarafımızdan görüşüldü. Onlar tabii önce umutsuzlardı ama şu anda daha da umutlular. Ben de umutlandım. Çünkü ben kurduğum ahbap platformuyla bütün şehirlerde bir kampanya başlatılmasını istedim ve kampanya çok güzel gidiyor. Bütün çocuklar buna ön ayak olmanın, sorumluluk almanın güzelliğini yaşamaya başladılar. Aslında burada çok güzel bir şey oldu. Hani onlara bir sorumluluk yüklüyorsunuz ve istersen yapabilirsiniz diyorsunuz. Onlar da diyor ki belki Ela için bu ilik olmayacak. Ama başka Ela'lar vardır, başka Merve'ler vardır, başka Ahmet'ler vardır. Şu anda son hız gidiyor. Hatta ben hani çocukların kampanyaya katılacağını biliyordum zaten. Fakat teşvik olsun dedi şunu yaptım. Hangi şehir daha çok insan toplayıp götürürse ilk 5 şehir, Türkiye'deki ilk 5 şehir benim davetlim olarak 2 günlük tatil yapacak. Ben de onlarla gitar çalıp şarkı söyleyeceğim dedim. Bu da daha bir coşku sağladı. Şu anda umutluyuz. Her gün kampanyalarımızda katılanlar çoğalıyor. Evet. Şimdi çocuklara duyarlığınız özellikle lösemi hastası çocuklara olan yakınlığınız. Bunu biliyoruz. Az önce size sordum bunun sebebini. Çok üzücü, acı bir anınız var. Onu da paylaşırsanız en azından herkeste yaratılan hassasiyet, yaratılması gereken hassasiyet ve yapabileceklerimiz bunu da anlamış oluruz. Ya aslında hani az önce size anlattım, ben buradan anlatmak istemiyorum ekranlarda. Hani o çok acı bir olaydı tabii ki, üzücü bir olaydı ama hani başımıza gelen kötü şeyler, evet, bizleri artık güzel şeyler yapmaya zorluyor. Her ne kadar yapamasak da bazen şunu hissediyorsunuz, ben bu kadar iyi miyim diyorsunuz. Hayır. Fakat güzel bir şey yapmak için insanın tertemiz olması gerekmiyor. Bu benim bu hayattan öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi. Ve bir insanı kurtarmak insanlığı kurtarmaktır. Bu kesinlikle doğru bir şeydir. Bu tüm din kitaplarında da vardır. Hani felsefi kitaplarda da vardır. Belki de din kitapları ile felsefi kitaplarının ortak paydasındaki en önemli söz bir insanın kurtarılmasının bütün dünyayı kurtarmak olduğudur. Ve ben çocuklara, Ahbap platformuna üye olan, bizlere destek veren gelen çocuklara şunu söyledim. Bir insanı kurtarabilme şansı, yani dünyayı kurtarabilme şansı elinizde. Aç olabilirsin, öğrenci olabilirsin, işsiz olabilirsin, oturup bilgisayarın başında lise öğrencisi dahi olabilirsin. 18 ile 50 yaş arasındaki herkes gitsin artık en yakın Kızılay kan merkezine. Donör olmak istiyorum desin, kemik iliği donörü olmak istiyorum desin. Üç küçük tüp. Fazla bir şey almıyorlar. Bakıyorlar, gönderiyorlar. Adreslerini alıp telefonlar. İşte o çocuklardan bir tanesi dünyayı kurtaracaktır. Bu sorumluluğu verdiğimiz zaman onlar da çok mutlu oluyorlar ve benim gözlerimi yaşartıyorlar. Bu nedenle hani birkaç dünya dahi kurtarabiliriz. Herkesin içindeki azim de bu. Benim içindeki azim de bu. Bu kampanyaların çoğalması beni çok mutlu edecek. Çünkü gezdiğim şehirlerde o kadar çok ilik bekleyen, sosyal medyadan sevgili ailenin, Ela'nın ailesi gibi bize ulaşamayan, o kadar çok gariban dediğimiz aileler de var ki, belki hastaneler o donörleri görecekler, işte bu uyuyor diyecekler. Evet. Bu nedenle aslında kampanyanın sadece ben kendi sosyal medya çevremde değil, aynı zamanda tüm Türkiye'de sosyal medya kullanmayan daha insanlara ulaşmasını istiyorum. Ki bunun ulaşması için de mücadele edeceğiz yani. Evet. Şimdi çok önemli bir farkındalık ve bir dayanışma tabii. Ahbap platformu. Bunu nasıl başlattınız? Ya çok komik bir şeyle başladı. Aslında sohbet ediyoruz. Parti kur, oy verelim abi. Bilmem ne abi. Sonra
referandum seçimlerinde kızım bir tane, iki kişi oy vereceğine benim adımı yazmışlar. Evet hayır diyeceğine Haluk Levent yazmışlar. Öyle şakasına dedim ki hadi parti kuruyorum, adı da Ahbap olsun dedim. Ama dedim siyasi ve politik bu durumu olmasın dedim bu partinin. Kendi aramızda bir partimiz olsun. 3 günde 5 günde 30-40 bine ulaştı. Hatta Ankara'dan, Adana'dan, Trabzon'dan bazı kurumlar, kuruluşlar, STK'lar üyeleri benim menajerimi arıyorlar. Doğru mudur? Parti kurmuş, bizler gelmek istiyoruz. Yok diyoruz, biz böyle bir parti falan kurmadık. Ya adı parti ama siyasi politik bir durumu yok. Baktık ki bayağı bir ilgi var. Bari bunu neye dönüştürebiliriz? Hani akşamları geyik muhabbeti yaparsınız da hani bari bir şeyler olsun ve herkese bir görev verdik. İlçe başkanları, il başkanları. Herkes harıl harıl çalıştı. Düşünün hayatında ailesinden dahi sorumluluk almamış 21 yaşındaki genç kız Alanya Gençlik Başkanı falan oldu. Ben Alanya Gençlik Başkanı'yım diyor. Aslında ona bir kimlik verdik. Ona bir sorumluluk yükledik. İşte bu kan kampanyalarında başarılı olduğumuzu gördük. Ya da herhangi bir yerde çatısı onarılmamış bir aile, bize ulaşmış olan yoksul insanlar vesaireler, tabii hepsine mücadele etmek ve hepsiyle hepsinin sorunlarını çözmek devletin dahi elinde değil, benim elimde olsun ama 3-5 tane ayda 3-5 aileye, 10 aileye, 20 aileye yardımlar yapıyoruz. Etrafımızı arıyoruz, kampanyalar düzenliyoruz ve bu çocuklar bu kazandıkları kimlikle ve sorumlulukla çok güzel işler yapıyorlar. Evet. Ya parti diye bir şey yok yani. O anda hatta en son baktık ki Van tarafında ya da Bitlis tarafına bir yerlere gitmişler, erzak istemişler ailelere götürmek için. Biz parti marti demişler, yapmayız efendim. O çocuklar da korkmuş. En son dedi ki ya bir dakika biz bunun adını partiyi çıkartalım, platform yapalım dedik. Ve neyse ki artık Ahbap platform olarak kaldı. Bir sivil toplum kuruluşu böyle bir dayanışma olarak herhalde geliştireceksiniz. Çünkü evet o parti mi, parti olacak mı, partileşecek mi diye de bir konuşmalar tabii malum sosyal medyada. Tabii ama böyle bir şey olamaz. Ben hani hiçbir zaman buna müsaade de etmem. Bunun bir dernekleşmesi gerekiyor ve dernekleşme sürecine girdik. Hatta Türkiye'nin meleklerini yanıma aldım. Hani yıllardır sosyal medyada bilinen hani Ayşe Sibel Yücel gibi böyle Türkiye'nin melekleri böyle çocukları kurtaran o kişileri de yanımıza aldık, aile olduk. Onlarla beraber sürdüreceğiz çalışmayı. Nereye kadar giderse. Benim hani böyle bir konserlerim zaten var. Evet. Hani zaten şuradan ifade ediyorum. Benim hani paramı da kazanıyorum. İşim de var. Ama bu kadar kitle varken takip eden, beni takip eden bu kadar insan varken bir işe yaramak da lazım diye düşündüm. Hani alıp yapalım ne olacak ki? Eğleniyoruz bir yandan aslında. Bir yandan da insanlarla bir şeyler paylaşıyoruz. Belki yardıma muhtaç bir kişiye yardımcı olmuş oluyoruz. Evet. O da bizi mutlu ediyor. İhtiyacı olan herkese uzanmaya çalışıyorsunuz. Evet. Elinizi uzatmaya evet. çalışıyorsunuz. Bir teşkilat oluşturdunuz. Bunu ne kadar zamanda oluşturdunuz? Efendim? Bir işte gençlerin gelip katıldığı bir böyle örgütlenme kurduğunu söylediniz. Bu ne kadar zamanda işte? Yaklaşık 2 ayda. 2 ayda. 2 ayda şu an 43 bin küsür takipçimiz var. Ve bütün ilçelerde örgütlendik. Biz siyasi parti gibi örgütlendik. Yani ben şu anda Zonguldak ya da atıyorum İşte Bolu ya da işte diyorum Ankara, Çubuk her yerde benim üyem vardır. Enteresandır. Hani gittiğim şehirlerde de onlarla toplantılar yapıyoruz, sohbetler ediyoruz. Yani dediğim gibi aslında orada o genç arkadaşlarıma bir sorumluluk yüklüyorum. Ve dünyayı değiştirebilirsiniz diyorum. Hani ne olabilir? Birileri işte Deniz Yıldızı hikayesi gibi birileri der ki ya Türkiye'de bu kadar aç varken, bu kadar hasta varken olsun 10 tanesi bize düşsün. 100 tanesi bize düşsün. 150 çocuk bize düşsün. Hiç değilse 150 çocuk 150 çocuktur diye düşünüyoruz. Hani çok büyük bir iddiamız yok. Dernekleşiyoruz. Ama nasıl elimizden tepkiler ne alıyorsunuz? Efendim? Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Hani mesela idari birimlerden bir nasıl tepkiler alıyorsunuz? Kızılay'ın bir destek verdiğini ve gayet tasvip ettiğini. Bu özellikle kan bağışı konusunda. Hı-hı. Sizin de örnek olmanız konusunda. Çok mutlu olduklarını da gördüm. Tabii Kızılay yetkilileri bizlere çok teşekkür ediyorlar. İnsanları kan bağışı konusunda devamlı uyardığımız ve yönlendirdiğimiz için tabii ki henüz diğer kurumlardan zaten bir böyle beklentimiz yok. Bir övgü bir beklentimiz yok.
Hani bazen de gölge etme, başka ihsan istemem deyişlerimiz de vardır ama hani biz elimizden geldiğince bu ülkede yaşayan insanlara, öğrencilere, burs imkanı olanlara, hasta çocuklara, acil durumda ameliyat gerekli evet, çocuklara uzanmaya çalışıyoruz. Ama ne kadar uzanırız? Bu bir eğlence gibi düşünüyoruz ama eğlenirken de kesinlikle hepsinin elinden tutmak istiyoruz. Çok duyar. Bir gidelim Ela'mızın babasıyla birlikte sevgili sağlık muhabirimiz Leyla Ataman. Leyla'nın tedavi gördüğü Yüzyıl Üniversitesi Gazi Osman Paşa Hastanesi'nden karşımızda. Son bilgileri senden rica edelim. Sevgili Ela'nın babasından alalım. Ela yoğun bakıma alındı. Galiba böyle bir haber de var gündemde. Sağlık durumu nasıl? Evet, aslında Ela'nın babası Ela yoğun bakıma alındığı için hayli morali bozuk. Şu anda yayınımıza çıkmak istemedi ama Ela'nın doktoru Müge Hanım yanımızda. Ondan bilgi alacağız. Haberimizde de izlediğimiz gibi Ela, minik Ela 5 yaşında bir lösemi hastası. Ela'nın yaşayabilmesi için uygun kemik iliği halen aranıyor. Aile teşhis konulduğu 23 günden beri seferberlik ilan etti. Başta kendileri ve yakınları kan örneklerini verdiler. Uygun kan örneği, uygun ilik bulunamadı. Ardından bildiğiniz gibi Kızılay bu kampanyaya, bu bağış kampanyasına destek verdi. Bursa Osman Gazi'de bulunan yakınları aracılığıyla Kızılay çadırına vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Hepsi kan bağışında bulundular. Aile Türkiye, ardından Dünya Kan Bankası'na da başvuruda bulundu. Uygun kan örneği, kemik iliği için bekleniyor. Sözü fazla uzatmıyorum. Müge Hanım'a sormak istiyorum. Ela'nın durumu nasıl? Ela'yı bugün kemoterapinin etkilerinden dolayı yoğun bakıma aldık ama her geçen saat biraz daha iyi. İnşallah toparlayacak diye düşünüyoruz. Ela bize Mayıs ayının başında geldi. Yüksek riskli lösemi tanısı aldı. Yüksek riskli lösemi olduğu için de kemik iliği nakli gerekiyor. Tedavi yanıtsızlığı nedeniyle özellikle. Bu nedenle önce ailesine baktık. Fakat bir hasta için en iyi donör her zaman kardeşidir. Ela'nın kardeşi olmadığı için anne baba ve akrabalardan da bir donör bulamadık. Bunun üzerine önce Türkiye bankalarına başvurduk. Oradan da olumlu bir yanıt gelmeyince iki gün önce kadar Dünya bankalarına da başvurumuzu yaptık. Şu anda orada tarama devam ediyor hala. Olumsuz bir yanıt henüz gelmedi ama aile bu sırada donör bulmak için seferberliğe başladı. O da özellikle bir hastaya donör bulabilmek yakın çevresinden ve akrabalarından çok daha kolay oluyor. Akrabalarda tutma olasılığı nedir? Genel dışarıdan kişilerde tutma olasılığı nedir? Genetik yapı birbirine ne kadar çok benzerse donör bulabilme şansımız o kadar artar. Bir hastanın en iyi vericisi her zaman için %30-35 ihtimalle Türkiye şartlarında kardeşidir. Akrabalarda biraz daha düşer bu oran ve daha düşük yabancılarda daha da düşer bu oran. Evet. Peki nasıl bağışçı olunur? Nasıl bir prosedür var? 18-55 yaş arasındaki her sağlıklı kişi giderek Kızılay'a 3 tüp kan veriyorlar. Bu kan örneklerinde doku grupları bakılıyor ve daha sonra Türk Kök bunu hafızasına alıyor. Ben veya benim gibi diğer hematolog arkadaşlarım başvurduğunda hastaları için banka taranıyor. Yani hastanın doku grubuyla bankadaki doku grupları karşılaştırılıyor. Uyumlu bir donör bulunduğunda da hastaya, donöre hala donör olmak istiyor musun diye soruluyor. Daha sonra da o donöre 5 gün iğne yaparak ya da anestezi altında kemik iliği toplanarak donörden kök hücre toplanıyor. Kemik iliği bir karaciğer, böbrek, kalp gibi bir organ değil. Kendini yenileyebilen bir organ. Dolayısıyla donör olup kemik iliği verildikten sonra kişiye bir zararı olmuyor bunun. Biz burada 3-4 aylık kardeşlerden hastalara ilik topladığımız oldu ve sağlıkla donörlerimizi taburcu ettik. O yüzden insanlarımız, gönüllülerimiz korkmasınlar, herhangi bir yan etki beklemesinler, ürkmesinler ve Ela ve Ela gibi benim bekleyen yaklaşık 70-80 hastam var. Hepsine birer bağışçı olabilirler. Evet, Doktor Müge Hanım, CNN Türkiye yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Bu olay aslında sadece Ela değil, Ela gibi bekleyen binlerce kemik iliği bekleyen hastayı da tekrardan hatırlamamızı sağladı. Kızılay'a kan bağışının ne kadar önemli olduğunu hatırlamamızı sağladı. Ramazan ayındayız. Bu arada herkese buradan çağrı yapalım. Bir tüp kan vererek siz de kemik iliği bekleyen hastalara umut olabilirsiniz, sağlıklarına kavuşmalarına vesile olabilirsiniz diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Saynur Tezel. Leyla Ataman, çok teşekkür ediyoruz. Evet, yoğun bakımda çocuğumuz, kemoterapi aldı. Ardından tabii kemoterapi son derece sarsıcı bir tedavi.
Küçücük çocuklar bunlar ve o tedavilerden sonra bünyelerinin toplanması ve bir yeni seansa hazır olabilmeleri için yoğun bakım tedavisi altına alınıyor. Haluk Levent birlikteyiz. Bir yandan da şimdi Haluk Bey Orhan Gazi'ye gideceğiz. Orhan Gazi Meydanı'na gideceğiz. Orada da bir arkadaşımız bizi bekliyor Kızılay Çadırı'nda. Onların da çağrıları olacak. Bir iyilik hareketinden bahsettiniz. Aslında böyle bir şaka gibi başladı ama nihayetinde dokunabildiğimiz kadar insana, çocuğa dokunabiliriz dediniz. Nihayetinde yaratılan farkındalıkla az önce Sayın Doktor da söyledi. Hani bir çocukta başlar ama benim burada 80 tane hasta var, hepsi kurtulabilir. Sizin çağrınız ne olacak? Onu da rica ederim. Ya beni izleyen birçok dostu var, birçok arkadaşıma, birçok yerde söyledim. Buradan da söylüyorum. Beni takip eden ya da bizlerin bu çalışmalarına sevgiyle bakan bütün kardeşlerime söylüyorum. Bu çok önemli bir şey. Yaptıkları bir küçücük şey her şeyi değiştirebilir. Ya da yapacakları. Bir Kızılay Çadırı'na, en yakın Kızılay Kan Merkezi'ne gidip, ya benim kanım bir çocuğumuza uyabilir diyecek. Hani bunu halk diliyle söylüyorum. Şuradan ufacık bir şey alacaksınız. Belki bir çocuğa uyabilir diyecek. Başka hiçbir şey yapmayacak. Ve o belki de bu dünyada varoluşunun en güzel şeylerinden birini yapacak. Evet. Hakikaten en güzel şeylerinden biri. Biz buna farkındalık olarak dikkat çekmek istiyoruz. Şimdi Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici'nin de geçtiğimiz hafta gündeme gelmişti. SMA hastası çocuklarla ilgili bir çaresi vardı. İşte bedelli askerlik konusunda gelecek, sağlanacak gelirin bağışlanması. Bu da böyle bir çağrı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben bedelli askerlik yapmadım. 18 aylık askerlik yaptım. Bana bedelli başvuruları oluyor. Hani lütfen bedelli çıksın, bedelli çıksın. Hatta birazcık olaya ülkenin jeopolitik vesaire ekonomik, sosyolojik ya da askeri durumuna bakmadan kişisel olarak bana ne kardeşim diyorum. Yani bana ne, ben 18 ay yaptım, siz de gidin yapın diyorum. Fakat Türkiye'de şu anda bence hükümetin en büyük problemlerinden bir tanesi hastalarla ilgili SMA hastalığı. SMA hastalığında şöyle bir problem var. Her gün bir çocuk ölüyor. Para yüzünden ölüyor bu. Yani ekonomik durum yüzünden, ilaçların pahalı olması yüzünden. Çok açık. Her gün bir çocuk ölüyor. Göz göre göre bir çocuğumuzu kaybediyoruz. Yani şöyle bir durum var. Hani burada bir kemoterapi olayı, burada bir kan uyuşmazlığı olayı yok. Bu belli. Para olursa ölmeyecek. Evet. Ben Büyük Birlik Partisi Destici'nin bu çağrısını kendim de Haluk Levent olarak diyorum ki beni dahi hemen askere alsınlar. Lütfen hükümet bunu kabul etsin. Evet. Bedelli askerlikse eğer olay. Hiç problem değil. Bazı çevreler diyecektir ki efendim hükümetin başka ödenekleri ne yapacağına bunu yapsın. Hiç önemli değil. Bedelli askerlikten toplanan para SMA'ya gidecekse hemen yapsınlar. Çünkü her gün bir çocuk ölüyor. Buradan başbakanımıza da sesleniyorum. Çok onurlu, çok güzel bir tekliftir. Çünkü SMA hastaları beklemiyor. 110 bin liralık bir ilaç yüzünden de evet, ödeyimizi kaybettik geçtiğimiz hafta. Acılı ailesinin çağrısı hakikaten yürekleri dağladı. Sizin çağrınızda bundan sonrası için, canları hayatları kurtarmak için gelmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ahbap platformu içinde. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi Orhan.